Hızır Ali. Efendim baba. Ara herkesi toplantıya çağır. O Feyyaz'a söyle. Behram'ı da alsın gelsin. Masaya kabul edildiğini mi söyleyeyim? Hayır, öyle söyleme. Ama aksini de söyleme. Bu sefer öldüreceğimizi düşünüp gelmez. Tamam baba. Amca ben arardım. Sen Ünal Bey'i ara. Peki. Ne diyeyim Ünal Bey'e? Amcam o Can denilen adamı öldürdü. Bilgisayarı elimizde. Derhal Amerika'yı terk etsin diyor de. Abi, Ünal Amerika'yı terk etmez. Gider, Hızır'ın işlerini bilmiyor musunuz der, yeni bir pazarlığa oturur. Bu saatten sonra hiç kimse Ünal'la pazarlığa falan oturmaz İlyas. O bilgisayarda sadece terör örgütlerinin değil, bu topraklardaki bütün işbirlikçilerinin listesi vardır. Amca, Ünal Bey belki bunu koz olarak kullanabilir. Beni anlamıyor musunuz lan? Ünal'ı öldürecekler diyorum. Çıksın oradan. Sorumlusu biz olmayalım. Sorumlunun kim olduğunun bir önemi yok abi. Eğer Ünal'ı öldürürlerse sonrasında kesin bizi öldürürler. Ha bir adım öncesi, ha bir adım sonrası. İşte ben de onu diyorum İlyas. Bundan sonraki adımı hesap etmemiz lazım diyorum. Baba biz bunları bilmeden adamları öldürmeye gittik. Ben adamdan sadece bir liste alacaktım. Bilgisayarını alınca listenin başına biz geçtik. Yavaş. Sana kravat pahalı dedim. 20 kat demedim. Ne olacağı da abi? Sonuçta masaya gidiyoruz. Kız istemeye gitmiyoruz. Kim için özeneceğiz yani? Masaya kravatsız oturmama kuralını ben koymadım herhalde. Değil mi Behzat Bey? Her şey bitti. Kravatımız kaldı. Gecenin yarısı toplantı nedir abi? Hayırdır abi? Hayır mı şer mi neyse ne. Hazır buradasın şu abinin kravatını bağla. Benimkini beğenmiyor. Ben bir kendiminkini bağlayabiliyorum. Nereye gidiyorsunuz? Hızır masayı topluyor. Bu saatte mi? Bir problem yok değil mi? Bizde problem yok. Ama Hızır'da uyku problemi oldu kesin. Aslında iyi oldu abi. Hem o konuştuklarımızı konuşuruz. Vallahi benim içime dert oldu. Ben uyuyamayacaktım yani. Neyse. Dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Ama İlyas'a falan Emine ablanın burada olduğunu söylemeyin olur mu? Allah Allah. Bir de kocana yalan mı söyleyelim Emir Hanım? Sen yalana başladın herhalde Çakır Beyli olduktan sonra. Güzel abi. İyi geceler olsun. İyi geceler abi. Yürü Behzat. Bu toplantı da nereden çıktı Feyyaz? Dediğimiz oluyor işte. Neyi merak ediyorsun Behram? Baskıyı biraz abarttık. O da para banka hesabına bir an önce yatsın diye... ...senin masaya kabulünü sağlayacak belli ki. Ben de öyle düşündüm ilk başta. Ama Can Bey'i arıyorum, cevap vermiyor. Uyuyordur. Hadi gidelim.
Reis, Ünal Bey'in bilgisi dışında iş yapıyoruz. Bunlar yarın bizi bitirecek hamleler. Öldürdük dediğiniz Can Bey, Amerika'nın Türkiye'deki en önemli adamı. Öldü Rafet, öldü. En önemli adamları öldü. Ama Türkiye'de Amerika'nın önemli adamı biter mi hiç? Feyyaz nerede Alparslan? Onun yüzünü görmek için öldürmediniz mi o canı denen adamı? Yolda. Behram'la birlikte geliyor. Kiminle? Behram. Onları öldürmeye toplandık yani. Şimdi oldu. Öyle mi hazır? Anlaşamazsak öyle. Ya hangi konuda anlaşacağız reis? Can'ın bilgisayarı bizde. Para da hesabımıza geçti. Örgüt listeleri de elimizde. Yani kimseyle anlaşacak bir şey yok. Öldürelim gitsin. Amca Münal Bey'e söz verdi. Behram masada oturacak. Ona bakarsan güya Can'ı da öldürmeyecektik. Ben öyle bir söz vermedim. Can Bey'in ricasını kırmayacağım dedim. Kafasına sıkmayacağım demedim. Bence sen bunları yaparsın ki Ünal'ı Amerika'da vursunlar. He? Hazır. Kimse kimseyi vurmayacaksa toplantıdan sonra görüşelim mi? Hayırdır? Özel. Ya. Ömür bize geldi ya. Herhalde seni şikayet etti. Benim karım öyle bir şey yapmazdı. Konu ne konu? Ya ne bileyim ben. Abine sorarsın sonra. Herkese merhaba. Merhaba. Biz dışarıdayken Hızır Reis'le İlyas bahsetmiştir. Ama ben gene de tanıştırayım. Behram. Masamızın yeni üyesi. Merhaba Hızır Bey. İlyas. Orhan. Yani açıkçası bu kadar hızlı bir toplantı beklemiyordum. Ama çok da iyi oldu. Behram yolda yeni siparişler var. Muhtemelen onun için hızlı bir toplantı kararı verildi dedi. Doğrudur. Konunun yeni siparişlerle alakası var. O yüzden Behram'ı masaya çağırdım. Masanın yeni üyesi bizi aydınlatsın diye. Tabii ki. Hangi konuda? Kim? Yeni siparişleri kim verdi? Can Bey abine anlatmıştır İlyas. Siparişleri onlar verdi. Onların verdiği siparişlerin detaylarını bizim bilmemize imkan yok. Bizim var. Yeni siparişlerin tamamı CIA tarafından verildi.
Ama teslimatlar belirli örgütlerin alıcılarına yapılacak. Kim diyor bunu? Can Bey'in bilgisayarı. Sizde ne işi var? Can Bey ölmeden önce bilgisayarını bize emanet etti. Sizden başka kimseye güvenemem. Sizde kalsın dedi. Hızır, anlatacak mısın bize olanları? Anlatayım. Can Bey'i ziyarete gittik. Şu 50 konteynerin parasını tahsil etmeye. Sağ olsun o da hesabımıza geçti. Sonra dedim ki örgütlere silah satmayacağına dair bana bir söz vermiştin. Şimdi bu yeni siparişçilerin listesini bana bir ver. Can Bey de buna yanaşmayınca Alparslan bilgisayarını aldı. Ben de canını. Ne yaptın, ne yaptın? Öldürdü, öldürdü. Anlamadın mı Feyyaz Bey? Bunu istihbaratlara nasıl açıklayacaksınız Hır? Hiç kimse ölümsüz değildir diye açıklamayı düşünüyorum Feyyaz. Benden istenenleri yaptım. Behram'ı masaya oturtmam istendi. Gördüğün gibi masada oturuyor. Terör örgütlerine silah satılmamasını istedim. Onlar sözlerini yerine getiremediler. Ben de gereğini yaptım. Feyyaz, oradan buradan sorup duruyorsun. Bu ölen adam senin baban mıdır? Örgütlerle senin işin ne? Benim hiçbir örgütle işim olmaz. Senin örgütlerle işin var mı Behram arkadaş? Benim de yok. O zaman sorun yok. Öyle mi hazır? Biraz öyle, biraz değil. Hızır, bizden ne yapmamızı istiyorsun? Açıkça söyle de biz de ona göre davranalım. Masanın güvenini kazanmanızı istiyorum Feyyaz. Sizi burayı öldürmek için çağırdım. Ya da bir şans vermek için. Madem güven diyorsunuz, ben bu masaya oturmanın karşılığında bir kan davası gütmeyeceğimi söyledim. Sizin sözünüze güvenip buraya geldim. Ama hala bir güven problemi var diyorsanız, ne yapmamız gerekiyorsa söyleyin de yapalım. Böyle yaklaşmana sevindim Behram. Feyyaz haklıymış. Behram'la anlaşırsınız demiştim. Ben söylemiştim Hızır. Behram makul bir insandır. Benim isteklerim de makul Feyyaz. Örgütlerin silah satın alma taşeronlarının listesi Alparslan'da. Şimdi bu adamlarla bize Behram sen bir görüşme ayarlayacaksın. Biz de o görüşmenin sonunda hepsini tek tek bitireceğiz. Yani böyle bir eylemden sonra direkt olarak hedef biz oluruz. Siz diye bir şey yok. Biz diye bir şey var Feyyaz. Eğer bizimle birlikte olmak istiyorsanız, siz de terör örgütlerinin ölüm listesine bizimle beraber gireceksiniz. Bir zahmet.
Ha Behram? Nerede, ne zaman? Uyuyor musun? Uyumak üzereyim. Bir sorun yok değil mi İlyas? Yok canım, istersen alayım seni abinlerden diyecektim. Ama benim işim uzun sürer. Önemli değil. Sen işine bak hayatım. Öpüyorum. Bizim mekanın terası gayet uygun Alparslan. İlyas. Kimle mesajlaşıyorsun? Ya bir şey konuşuluyor burada ya. Duyuyoruz herhalde. Uygun, uygun. Boranların oradan sıkabiliriz. Peki oraya yakın bir yerde bir otel motel bir şey var mıymış bu adamları buluşturabileceğimiz? Ya öyle bir yer aramaya gerek yok. Silahın 4 kilometre menzili var. Tekin illaki bir yer ayarlar. Abi, bu ayarlanacak mekanın önünde bunlara panik yaptıracak bir taciz ateşi lazım. Tamam. O işi Hakan'a yaptırırım da. Ayıptır sorması, neden taciz ateşi? O zaman bu işi otel çıkışında yapalım. Yeni silah denememiz lazım ki mesaj yerine ulaşsın. Ha. Şimdi bunların arabası sırtlıdır. Bizim bu füze mermileri. Bunların kaputunu delip geçer mi? Deler abi. Hem yarın bu vesileyle silahı da test etmiş oluruz. Abimle abim ne konuşuyor? Özel de değil İlyas. Herhalde senden benden özel. Bilmiyorsun yani. Biz abimle her şeyi konuşmuyoruz sizin gibi. Sadece önemli şeyleri paylaşıyoruz. Önemli şeyleri paylaşıyormuş. Emine abla iyi mi? Var mı bir şey? Ciddi bir şeyler yok. Ama ne de olsa önemli bir saldırıya uğramışlar yani. Eminsiniz değil mi? Yanlış birinden bir duyum falan almadınız. Yapan adamı bizzat konuşturdu Kızır. Feyyaz'ın 2 numarası. Bülent Meftun yaptırmış. Sen kimseye bir talimat falan vermedin değil mi? Özellikle de o deli kardeşine. Neticede senin dünürün olmak üzereler. Yoksa Behzat durmazdı. Ben de durdurmazdım. İyi yapmışsınız. Nasıl iyi yapmış olabiliriz? Daha hiçbir şey yapmadık henüz. Ben gereğini yaparım Haşmet. Ben de gerekeni yaparım Hızır. Hatta akraba olacaksanız bizim yapmamız daha uygun olur. Haşmet, birinin dünürüm olması bana ya da aileme bir yanlış yapması durumunda onu cezalandırmayacağım anlamına gelmez. Bu dünür sen olsan da böyle, başkası olsa da böyle. Eyvallah.
Ya ben bu Hızır'ın sözünde durmayacağını nasıl düşünemedim? Can düşünememiş, Altan düşünememiş. Biz ne düşünelim Feyyaz? Ne yapacağız? Yani bu gizli örgütlerin tedarikçilerine bir hamlede bulunursak... bu işin altından ne sen kalkabilirsin ne de ben kalkabilirim. O buluşmaya liderlerinin gelmemesi gerektiğini söyleyeceğim. Böylelikle biz onların hayatını kurtarmış olacağız. Onlar da adamlarını öldürdüler diye Çakırbeylileri hedef alacaklar. Sen bu işi organize et. Ben de Altan'ı organize edeyim. Hızır'a her taraftan saldırmamız lazım. Hazırladın mı bir ekip? Hazırladım baba. Tamamen bizle alakası olmayan adamlar. Bülent Meftun yaptırmış. Ondan başka hiç kimseye bir şey yapılmayacak. Ölecek mi? Birkaç kemiğini kırsınlar yeter. Tamam. Baba biz niye bu Bülent'ten başlıyoruz? Tabii bu benim işime gelir de. Niye işine geliyormuş? Ters ters laflar etti bana. Ne gibi? Yok işte Hızır'ın gayrimeşru çocuğu sen miydin falan gibi şeyler saçmaladı. Niye senin elin kolun bağlı mıydı? Çekip sıkaydın ya. Sana kıyamadım baba. İçeride kız istiyordunuz. Neyse. Dediğim gibi. Öldürmesinler ama öldürmekten beter etsinler. Baba ben hala soruma cevap alamadım. Biz niye bu Bülent'ten başlıyoruz? Hızır Ali. Bu yaşıma geldim. Hala cevap alamadığım sorular var. Düşme niyelerin peşine. Sen dediklerimi yap. Peki baba. Sen misin? Hazır kalkmışken bana da bir kahve yapsana zahmet. Ben yaparım Haşmet. Kusura bakmayın Emine Hanım. Ömür zannettim sizi. Önemli değil. Benim de aklıma düşmüştü. Kendime de yapacaktım. O şekilde yapmayın isterseniz. Ben yaparım. Ben gayet iyiyim. Ağrım sızım yok. Kahvenin fincanın yerini göstereyim bari. Gerek yok, bulurum ben. Sen gece dışarı mı çıktın? Bir sesler duydum. Dışarı çıktım. Hızır çağırdı. Masa toplantısı vardı. Oraya bir gittim geldim. Bizim bugünkü konudan bahsetmedin inşallah. Başka mevzular vardı Emine Hanım. Behzat nerede? Behzat İlyas'la birlikte. Ondan işleri var. Bu gece gelmez. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Elinize sağlık.
böyle çok zor oluyordur, değil mi? Ömür de yok ya. Vallahi sorma. Ömür gitti. Resmen ömür bitti. Niye bitsin canım ömrün? Yani alışmışız her bir şeyi kızcağızın sırtına yüklemeye. İnanır mısın bugün ben kendi kravatımı bağlayamadım. Ne olacak bu kardeşimin sizin bacılarınızdan bekledikleri bilmiyorum. Tipi de mi kravatını sana bağlattırıyor? Yok. Tipi ip bağlama, düğüm müğüm gibi işlerde çok iyidir Allah'ın cezası. Bugüne kadar ayıptır, şimdi niye soruyor derler diye hiç kimseye soramadım. Senin hanımın vefat etti diye biliyorum. Ama nasıl oldu, niye oldu merak ediyorum. Hanım bizim... Ferman 2 yaşındayken rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Benim yüzümden öldü. Nasıl senin yüzünden? Yani o zamanlar çok maddi zorluklar çekiyorduk. Bizim hanım da durumlar kötü diye ağrılarını, sızılarını bize söylemiyor. Biz fark ettiğimizde epey geçti yani. Doktor bulduk. En iyisiymiş. Bizden böyle yüklü miktarda bir bıçak parası istedi. O zamanlar böyle şeyler vardı. Siz de iyi bilirsiniz. Benim hanım inat etti bir şeyim yok diye. Biz de para bulmak için oradan buradan tedarik etmeye çalışırken geç kaldık. Hanım rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Senin yüzünden değil ki. Niye öyle dedin Haşmet? Benim gibi bir adam. Eşinin ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa, hele ki bu yüzden onu kaybediyorsa, bundan kendini sorumlu tutar, emin olun. Ama kader diye de bir şey var. Duydun inşallah. Duydum, duydum. Üzerinden epey bir zaman geçmiş. Yeniden biriyle denemeyi düşünmedin mi hiç? Nasip kısmet diye bir şey var. Bilmem sen de onu duydun mu Emine Hanım? Şu fincanları yıkayım da müsaadeni isteyeyim ben senin. Siz zahmet etmeyin, ben hallederim. Olur mu öyle şey? Daha ölmedik, Haşmet.
Hızır. Öğleden sonra bir görüşelim mi? Ya ben öğleden sonra yoğunum. Peki şimdi neredesin? Evdeyim. Ya kendimi davet ettirmiş gibi olacak ama... hazır evdeyken gelsem bir kahve içsek... hem bu fırsattan istifade ev ahalisiyle de biraz kaynaşırım. E gel tabii, sevinir herkes. Herkes derken sen dahil mi? Ben herkes miyim? Ama gel gel, en çok ben sevinirim. Geliyorum o zaman. Sevda. Efendim hala. Gel otur bakayım. Dışarıya mı çıkıyorsun? Evet. Hızır'la buluşacağım. Hayır, yanımlara gidiyorum. O eve tek başına gitmen münasip olmaz. Nedenmiş? Henüz aranızda resmi bir durum yok. Tek başına gidersen laf söz olur diyorum. Halacığım öyle denk geldi. Hızır davet etti. Ne deseydim, laf söz olur, gelemem mi deseydim? Halamla geliyorum de. Tamam. Buyur, gel beraber gidelim. Habir'ini davet etmeden önce bana sorsaydın ya Hızır. Ya ana, seninle ne alakası var şimdi? Senin işin gücün varsa bak işine de. Yalnız mı gelecekmiş? Tek başına bir kız ana. Kimle gelecek? Tek başınaymış. O Melike Yılan'ı... onu bırakar mı zannediyorsun tek başına gelsin? Hemen peşinden gelir. Gelirse gelsin, yılandan mı korkacağız ana? Heh, bak açtın bayramlık ağzını. Melike de geliyor. Anan her maluku bilir. Hele yılanları. Sen bilmeyeceksin de kim bilecek? O yüzden cennetten kovulduk. Mine. Kızım, hazırlık yap. Tamam anne, merak etme. Çok şükür her şeyimiz var. Yok demedim ya. Hatice'yi ara dedim. Tamam anne, şimdi arıyorum. Hemen. Hadi kız, çıtır gelin. Al şunu da. Özlem kızım, sen daha git Ömür'e bak. O da buraya gelsin. Tamam babaanne, arayayım. Ya bir bırak kızı, bırak. İki lokma bir şey yesin, yüklü de. Taş mı taş diyorum? Telefon aç diyorum da. Hele de bana bu Emur niye abisinde kalmış? İlyas'la araları mı yok? Allah Allah ya, ana Ömür ilk defa mı abisinde kalıyor? Bir şey yok mu diyorsun? Yok diyorum ana, yok yok. Gerçekten Ömür, ben onun yüzünden anlarım. Sen Ömür'ün yüzünden bir şey anlayamazsın da İlyas'ın yüzünden anlarsın. Ama ben o yüze baktım. Bir tek benimle kavgalı. Karısıyla da arası çok iyi. Sen o Sevda'yı fidanlığa götürmüşsün. Ondan dur. Kim söyledi bunu? Analar duyar. Enişteler de konuşur. Allah'ın cezası. Tamam Özlemciğim, çıkacağım birazdan. Bir şey lazım mı? Tamam tatlım. Görüşürüz, öpüyorum.
Ne oldu? Kaynanan dayanamamış mı hasretine? Annem dayanamaz zaten de. Asıl konu o değil. Sevda halasıyla ziyaretimize geliyormuş. Hani abla. Hadi kalk. Gidiyoruz. Ne oldu ki? Bekliyordum. Bu haberi bugün yarın bekliyordum. Dün başımıza gelenlerden sonra ziyaretimize ilk kim gelir, hatırımızı ilk kim sorarsa bu işin arkasında o var diyordum. Daha neler Emine abla? Niye yapsınlar ki böyle bir şey? Yok canım, yapmazlar. Yaparlar yapmazlar. Ben zaten görünce anlarım. Hadi kalk. Abla dinlenseydin biraz. Ben dinlendim. Gayet iyiyim. Düşman ortaya çıktı. Benim bir şeyim kalmaz. Hadi. Allah Allah. Hadi. Bülent bu. İşinizi bitirdikten sonra ortadan kaybolun. Tamam? İki ay sizi burada görmeyeceğim. Tamam abi. Sen merak etme. Hadi. Özlem. Efendim babaanne. Sen bir hoş geldin de, git kendini yukarıya odana kapat. Onlar gidene kadar sakın aşağıya inme. Neden? Ne oldu ki? O kadının kim gözü torunuma tesir etmesin. Bana daha kadın torununu görmedi. Nasıl kem gözü gitsin de torununa tesir etsin? Bilmediğin işlere karışma sen. Tamam ana, tamam. Karışma, karışma. Hatice. Ha teyze. Sen de kapıdan girdikten çıkana kadar Naz'la felak oku. Ha bunları buraya niye çağırdın Hızır? Görmüyor musun teyzemi? Fena mı ettin bak? Sayemde ağzınız dedikodu değil, dua gördü, dua. Allah Allah. Hı, bak. Kardeşim. Sen ne utanmaz adamsın. Hem milletin başına çorap ör, hem de karşımızda otur dalganı geç. Onun da karşısına geçip dalga geçeni var da. Ama neyse. Kimmiş o? Geleni. Geleni mi, gelini mi ana? Hızır, senin işin gücün yok mudur? Hadi kalk git. Ömür. Efendim abi. Sevda gelince kahvemi yap, elini ver yanıma gelsin. Tamam abi. Yanım dedin neresidir? Laf işittirmeyesin bize. Sen kahveyi ver eline, o beni bulur. Tamam abi. Doğru söylüyorsun Hızır. Bela nasıl olsa gelir seni bulur. Anamın dediğini yap Hatice, oku. Oku, ağzın boş durmasın. Geldi. Tamamdır. Mine abla. Misafirler gelmiş. Tamam Adnan.
Bu muymuş yeni evleri? Evet. Çok güzel. Hoş geldiniz. Bagajda bir şeyler var birader. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Melike Hanım. Safa getirdiniz. Böyle biraz habersiz oldu ama Sevda hala sen gelmezsen ben gidemem deyince ısrarına dayanamadım. İyi etmişsin. Sen nasılsın Emine Hanım? İyiyim. Çok iyiyim Melike Hanım. Sevda, Hızır abim geleceğini duyunca çıkmadı. Kahvemi elinden içerim dedi. Ne güzel. Müsaade var mı hala? Tabii, tabii. Ömürcüğüm, Hızır abin neredeymiş? Bahçede anne. Dur sen dur. Özlem, Sevda'ya yarınlık etsin. Tamam anne. Şoför nerede? Birazdan gelecek. Ne demek birazdan gelecek? Yolun ortasına park etmek ne demek? Patlama lan, bekle, gelecek dedik ya. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ne biçim konuşuyorsun? Senin yanından çıktıktan sonra canım bayağı bir sıkıldı. O yüzden konuşmak istedim. Hayır olsun, niye sıkıldı canım? Babamın avukatı aradı. Benimle görüşmek istiyormuş. Güya babamın bir vasiyeti varmış. Bütün serveti amcamın yönetmesine dair. Ben bugüne kadar hiç böyle bir şey duymadım. Peki konuştun mu bunu halanla, amcanla?
konuşmadım. Zaten avukat da onlarla konuşmadan hiçbir şey yapamıyor. Hiç şaşırmadım. Neden ki? Şimdi bizim bu evlilik meselesi gündeme gelince kendilerince bir önlem almaya çalışıyorlar. Olur mu öyle şey canım? Ben babamın tek varisiyim. Babam zaten halamın da, amcamın da, yeğenlerimin de üstüne bir sürü şey devretti. Bana kalacak olan şeyde onların bir payı yok ki. Tamam Sevda, ben bir şey demedim. Amcanla halanla konuş. Baktın hallolmuyor, ben belli bir yüzde karşılığı meseleyi çözerim. Ben gönüllü yaparsın diye düşünmüştüm. %50 değil. Öyle gönüllü olmaz. Belli bir yüzde konuşmamız lazım. Yoksa paraya çöktü derler kızım. Sen çök. Senin canın sağ olsun. Burada tam olarak ne kadar bir rakam konuşuyoruz? Bunu sorduğuna inanamıyorum Mısır. Malum ev büyük, aile kalabalık, masraf çok. Sormak lazım. 500 milyon. Böyle bir servet varsa halana, amcana ters konuşma. Anlaşıyormuş gibi davran. Sen beni dinle. Merhaba Seda. Merhaba Hızır Ali. Baba, istediğin zaman çıkabiliriz. Hallettin mi işlerini? Hallettim baba, hallettim. İyi. O zaman Melike Hanım'a da bir merhaba diyelim çıkmadan. Ayıp olmasın. Tamam baba. Ömür kızım. Senin bir yeğenin vardı sanki. Ferman'dı değil mi adı? Evet Melike Hanım. Onun için yurt dışına gitti dediler. Hangi memlekette? Avustralya'da Melike Hanım. Niye o kadar uzaklara gitti? Dünyanın ta öbür tarafına. Abimi duymuşsunuzdur. Serttir biraz. Gençler malum. Sizin de yeğenleriniz var. Baskıya gelemiyorlar. İsterseniz sizin yeğenleri de gönderelim oraya. Melike Hanım. Bizim ailede baskı hiç yoktur. Soyadımız gibi birbirimize meftunuz. 3 gün ayrılığımız bile yok. Sevda da yeğeniniz değil mi Melike Hanım? Onu niye yolladınız yurt dışına yıllarca? Sevda biraz bana benzer. Başına buyruktur. Öyle kimsenin emrine girmez. Kimsenin güdümüne girmez.
Kendi istediğini, kendi bildiğini yapar. Hepimiz gençken böyle cahillikleri yaptık. Ama Adi gibi sevdalandıysa, bir bildiği varsa da unutur. Sevdalısı ne derse onun dediğini yapar. Merhaba Melike Hanım. Merhaba Hızır. Gitmeden size de bir merhaba diyeyim dedim. Nasılsınız? Daha iyisiniz değil mi? Kardeş kaybı çok acıdır. Sen de bilirsin Hızır. Allah bir daha bize yaşatmasın. Amin. Amin. İnşallah hiçbirimize. Alparslan'ın babasından bahsediyorsun değil mi hala? Evet Sevda. O Yusuf'u görmeliydin. Çok baba yiğit adamdı. İyiler önden gidiyor bu dünyadan. Ne yaparsın? Evet. Belki bizi acılar bir araya getirdi. Ama artık güzel şeyler konuşsak diyorum ona. Konuşalım kızım. Konuşalım. Hızır abi, Melike Hanım'ın yeğeni Ceyhun geldi. Bir şey söyleyecekmiş. Önemliymiş. Söyle Ceyhun. Ne oldu Ceyhun? Hala, Bülent bir kaza geçirmiş. Durumu ağırmış. Gitmemiz gerekiyor. Hangi hastanedeymiş? Amcamın haberi var mı? Kazadır. Gelir geçer. Benim yeğenim kuvvetlidir. Yarın ayağa kalkar. İnşallah, inşallah. Biz de sizinle beraber gelseydik Melike Hanım. Kötü gündür. Eksik olmayın. Bize müsaade. Haber ver bana. Ne oldu? Bir şey oldu yok Hayriyat. Kazanın üstüne ne denir? Allah bizi esirgesin denir. Amin ana, amin, amin.
Hadi ara Şamcın, ara. Efendim abi. Ne yapıyorsunuz? İyi abi, geldik işte. Toplantıya girdiler. Çıkmalarını bekliyoruz. Artık ne zaman çıkarlarsa. İyi, dağılırlar birazdan. Yok abi, sanmıyorum. Daha yeni girdiler toplantıya. Sen hazırda bekle. Çıkarlar diyorsam çıkarlar. He, de anlamadım abi. Sen şimdi evinde oturmuş kahve içiyorsun diye biliyorum. O kahve var ya. İşte o kahvenin falında çıktı. Oradan biliyorum. Ne diyor abi? Çıkacaklar diyor birazdan, hazır olun diyor. Allah Allah, o nereden biliyormuş? Nereden bileyim ya? Vallahi Hızır Reis söylüyorsa bence vardır bir bildiği. Onun bir bildiği varsa bizim de gördüğümüz var. Adamlar daha yeni girdiler içeri. Tencere tava almayacaklar ha bunlar, silah alacaklar. Az biraz da bize söverler, vakit geçer işte. Alparslan, bu Feyyaz Hızır amcanı arayıp birazdan çıkacağının bilgisini vermiş olamaz değil mi? Abi bence Feyyaz böyle bir bilgi vereceğine toplantıdaki adamlara birazdan sizi öldürecekler demeyi tercih eder. Aynen öyle. Hakan. Efendim abi. Otelin arkasını tut. Yangın çıkışı, bir şey çıkışı vardır mutlaka. Bu Feyyaz bunlara bir şey öterse elimiz boş dönmeyelim. Tamam abi. Buyur abim. Kes abi bereket abim. Simit. Taze çıtır simit. Bir de 2 lira. 3 tanesi 5 lira. Bir de 2 lira. Efendim Tekin'im. Enişte. Aldığımız bir duyuma göre toplantı birazdan bitecekmiş. Böyle saçma bir duyumu nereden aldınız Tekin? Hızır Reis'ten. Ha. E dayı nereden bilecek ki? Dayı evde oturuyor. Ben bir saat önce Atçay'la konuştum. Öyle söyledim. Ya enişte sorma sahip. Hızır Reis'in dediği çıkarsa ne yapmayı planlıyorsun? Ya tamam tamam Tekin'im. Ben şimdi Zafer'le de konuşurum. Bu ihtimali de göz önünde bulundururuz tabii. Bir zahmet enişte. Bir zahmet. Midyeci. Zafer. Dayı demiş ki birazdan toplantı biter. Tedbirli ol. Feyyaz daha yeni içeri girdi enişte. Ya ben ne bileyim Zafer'im. Kabak bizim başımıza patlamasın da sen yine tetikte ol. Keşke otelin içinden birilerini ayarlasaydık. Daha net bilgi alırdık. Ya onlar da bizim hakkımızda bilgi alabilirdi Zafer. Bu riski göze alamayız. O da başka bir ihtimal tabii. Neyse ben tezgahıma geçiyorum. Eyvallah. Midye 2 lira. Midye 2 lira. Taze, çıtır, gevrek, simit. 3 tanesi 5 lira. Denizden yeni çıktı. Üçünüz de patronlarınıza söyleyin. Biz herhangi bir hamle yapabilecek durumda değiliz. Çünkü şu an Hızır'ın masasında dostmuşuz gibi gözükmek zorundayız. Bu Hızır'la dost olduğumuz anlamına gelmiyor beyler. Biz ticaret yapmak istiyoruz. O karşı çıkıyor. Ya biz onun fikrini değiştireceğiz ya da sizin patronlarınızın desteğiyle masadaki insanları değiştireceğiz. Bizim için Hızır'ın bir önemi yok. Önemli olan üretilen silahlar. Bize verilmiş sözler var. Karşılığında da ödediğimiz paralar. Ya bu silahları teslim edersiniz? Ya da ne? Bombalar patlar. Oturduğunuz masada dahil. Beyler, beyler. Bizim konumuz çözüm üretmek mi yoksa sorunu tırmandırmak mı?
Zaten Hızır kendi sonunu hazırlayan bir adam. Öldürdüğü Can Bey'in illaki bir cevabı olacak Amerika'dan. Biz Amerika'yı karşımıza almayacağız. Onun için birbirimizi tehdit etmenin hiçbir anlamı yok. Bırakalım Hızır kendi kendini imha etsin. Behrab, zaten patronlara söylediklerinden farklı bir şey söylemiyorsun. O zaman bizi buraya niye çağırdın? Sakin olun demek için. Bekleyin demek için. Şu anda benim haberim olmadan kimse kimseye dokunmayacak. Beyler, benim acilen çıkmam gerekiyor. Ne demek çıkmam gerekiyor? Oğlum Bülent büyük bir kaza geçirmiş, yoğun bakımdaymış. Siz toplantınıza devam edin. Altan'a gitmeyecek miyiz Feyyaz? Behram, oğlum diyorum, oğlum. Ben seni hastaneden alırım. Nasıl olmuş bu iş Dinçer? Bilmiyorum baba, Ahmet abim şu an araştırıyor. Söyle enişte. Hah Tekin. Dayı haklıymış. Feyyaz çıkış yaptı. Tamam enişte. Ver şunu, ver şunu, ver şunu. Dur. Enişte. O adamların çıkışta fotoğraflarını çekip bize göndermezseniz vallahi bütün plan suya düşer ha. Tamam tamam Lorana. Evelallah ben de Zafer de tetikteyiz merak etme. İyi hadi kolay gelsin. Sen bu Feyyaz'a ne kadar güveniyorsun Behram? Feyyaz bana yanlış yapmaz. Sana yanlış yapmayabilir ama bizim işimizde hiç kimseye güvenmemek. Söyleyin araçlar arka kapıya gelsin. Nereden, nereden? Sen evinde oturmuşsun, uzatmışsın ayaklarını, bir güzel kahveni içiyorsun. Sen nereden biliyorsun bu adamlar birazdan çıkacak? Ya neyse ne İlyas. Allah'tan söyledi de tedbirimizi aldık. Vallahi henüz bir tedbirimiz yok babam. Malum adamların fotoğrafları da elimizde değil. Hatta doğru noktadan bekliyoruz. O da belli değil. Bu oteli sen buldun sen. Ben sana bin kere dedim ki her tarafına hakim olabileceğimiz bir otel ayarla. Babam ben ne yapayım? Otel şartnamesine göre kapalı garaj olmak zorunda. Yangın çıkışı olmak zorunda. Ben bunların hepsini görebilecek bir noktayı nereden bulayım baba? Tamam lan yeter. Yeter uzatma gereksiz. Şimdi Alparslan diyelim ki üç araba ayrı noktaya gitti. Üçüne de ayrı mı gidecek bu kurşunlar? Evet abi. Yeter ki zamanlama doğru olsun. Allah.
Söyle Hakan. 3 minibüs arka kapıya geldiler abi. Oğlum benimle konuşacağına o telefonla fotoğraf çek gönder. Ahbaplık etmenin sırası mı şimdi? Merak etme abi, daha çıkmadılar ki. Bak hala konuş. Babam Besat Reis çağırıyor. Arka kapıdan çıkıyorlarmış. Belli ki bu adamlar bir şeylere aydı. Aymaları zor olmaz. Bizi satacak adamlar bizzat içeride zaten. Behram, Behram. Hangileri olduğunu nereden biliyorsun Alparslan? Yandakiler belli ki koruma, Burhan. Aynen öyle baba. Efendim abi. Hakan ne oldu? İşlem tamam abi. Sen var ya koçsun koç. Dolanmayın fazla oralarda. Diğer arkadaşları da söyle eşgal vermesinler. Biz fidanlığa geçiyoruz. Tamam abi. Tamam. İşte bu yeğenim ya. Bu iş bu kadar. Gel. İyi oldu Hakan düşündüğün. Ne iyi düşünmesi İlyas. Bitmiştik vallahi. Vallahi aynen dediğin gibi babam. Enişteyle Zafer abiye kalsaydık eğer. Oho bitmiştik şimdi. İsterseniz siz çıkın. Ben silah parçaları ayırıp size katılırım. Babam. İstersen bu Faruk silah parçaları ayırmasın. Hazır buradayken yazıhaneye koyalım bir tane. Lan gerizekalı. O silah daha demin 3 kişiyi öldürdü. Ne işi var yazıhanede? Onu parçala sen Faruk parçala. Ben depodan yenilerden alır koyarım. Babam doğru söylüyor. Haşmet Bey nerede? Havuz başında abla.
Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş bulduk. Oğlum iki tane sade kahve yapın. Telefonda önemli bir şey var dediniz. Kötü bir şey yoktur inşallah. İnşallah. Haşmet. Sana bir şey soracağım. Bana doğru cevap ver. Yanlış cevap vermek. Huyum değildir Emine Hanım. Eksik cevap veririm. Ama yanlış cevap vermem. Eksik cevap da verme o zaman. Buyurun sorun. Bu Meftunların oğlanı bugün birileri çok kötü ezmiş. Siz mi yaptınız? Biz yapmadık. Haşmet, ikimiz de çok iyi biliyoruz ki geçen başımıza gelenler bunların işiydi. Belli ki Behzat'ı çağırıp birilerini konuşturdun o gece. Konuşturduk. Onlarmış değil mi? Yanılmıyorum yani. Onlarmış Emine Hanım. Yani şimdi hem adamı konuşturup bu olayların altından Meftunların çıktığına emin oldunuz. Hem de ben hiçbir şey yapmadım, hiçbir şeyle alakam yok mu diyorsun? Ben hiçbir şey yapmadım. Yani Hızır'ın hatırına bir şey yapmadım. Oğlanı kim hastanelik etti o zaman? Etme bulma dünyası. Doğru. Kimse bize bir şey yapmadı. Biz de kimseye bir şey yapmadık. Size birileri bir şeyler yaptı. Biz o yapanlara daha henüz hiçbir şey yapmadık. Öyle dersek daha iyi olur Emine Hanım. Anlıyorum Haşmet. Emanet duygusuyla hareket ediyorsun. Bacın da yanımdaydı, şahsi de algılıyorsun. Bu olay çok büyür Haşmet. Senden ricam, eğer bir savaş çıkacaksa bunun sebebi Ömür ya da ben olmayayım. Bu adamlar karaktersiz. Hatırım için. Hatırınızı kırmam Emine Hanım. Ama siz de şunu şöyle bilin ki bundan sonra bizim kadınlarımıza elini veya dilini uzatan olursa o dakikadan sonra bizim bir şey yapmamamız karakterimize uygun olmaz. Doktor ziyaret için bir kişi girebilir. Ama bilinci yerinde değil. Dinlendiriyoruz dedi. Ne demek bilinci yerinde değil oğlum? İç kanama geçirmiş baba. Ameliyat iyi geçmiş. İyice dinlenmesi gerekiyormuş. Dincer kafasına darbe almış dedi. Onun için soruyorum. Ciddi mi durum? Biraz daha vursalarmış. Hayatta kalsa bile sakat kalır dedi doktor. Kim böyle bir şey yapar? Basit bir trafik tartışmasında kim kimi öldüresiye dövmek isteyebilir? Trafik tartışması falan bahane. Belli bunlar Bülent abimi hedef seçmişler. Kim seçmiş peki onu soruyorum. Bunu bize niye soruyorsun? Git Hızır'a sor. Anlamadım. Bütün İstanbul ondan soruluyor ya kızım. Ona sor, o bilir diyorum. Ne münasebet hala? Ben araştırıyorum olayı. Onlar kim ki bizim başımıza gelen olayla ilgili bir şey soralım? Onlar da araştırıyorlardır eminim.
Hızır bu olayı bizim yanımızda duydu. Ve inan çok üzüldü. Üzülmek nedir ben bilirim. Birinin üzülüp üzülmediğini anlamak istiyorsan yüzüme bak. Anlarsın kızım. Dinçer, halanı eve götür. Saat başı haber verin. Tamam baba. Halam sanki her şeyin suçlusu benmişim gibi davranıyor. İnan o kadar üzülüyorum ki. Sevda. Bak bir takım şeyler üst üste geliyor. Halam da bunu kaldıramıyor. Yaşlı başlı kadın. Tamam da amca. Haklısın. Ama neden ben suçlanıyorum? Bülent'in başına gelen olayda bile benim yüzümden olmuş gibi davranıyor sen yokken. Bülent'e çok düşkündür bilirsin. Ama herkesten çok sana düşkündür. Anla artık be kızım. Hızır'la yıldızları barışmadı. Ve belli ki bir süre daha barışmayacak. İdare et artık. Peki senin Hızır'la bir problemin var mı? Benim kimseyle bir problemim olmaz. Ben kendi işime bakarım. Ama yakın mısın dersen... tercih etmiyorum. Müsaade edin. Ahmet nerede? Bülent abimin yanında baba. Evet anlat dinliyorum Ceyhun. Bu iş kadınlara yapılanın cevabı mı? Baba ben de ilk öyle düşünmüştüm. Sonra adamların kamera görüntülerini incelettik. Piyasadan değiller. Anladığım kadarıyla da olayı çıkartan daha çok Bülent abim gibi duruyor. Ne yani? Abini mi suçluyorsun? Suçlamıyorum. Ne öğrendiysem onu anlatıyorum. Baba, Bülent abim sabah diyordu ki... o kadınları sipariş ettiğimiz motosikletle ortada yok. Adam kayıp. Bu façalıların işi olabilir. Emin olmadan konuyu dillendirmeyin. Kimseye de yürümeyin. Hazır burada yokken deyin bakayım bana. Bu işi kim etti he? Ya Tufan abi bu Feyyaz'ın oğlu kim ki biz ona bir şey yapalım? Bir şey yapacak olsaydık Feyyaz'a yapardık az önce. Kemal bak İlyas haklı. Feyyaz dururken oğlunu niye vursunlar? Bu işi ya sen ettin ya Orhan etti. Ya da Hızır Ali. Ya da hep beraber yaptınız. He? Yapma dayı senin yanından ayrıldığımız oluyor mu hiç? Hep birlikte değil miyiz? Ya oğlum bana bu ağızlarla gelme ya. Ben bugüne kadar her işimi birilerinin yanında otururken... bana 5 dakika müsaade deyip gidip halletip gelmişim. Bana mı anlatıyorsunuz? Baba, maalesef Kemal doğru diyor. Ben senin yanındaydım. Hızır Ali de babasının yanında. Yani biz kimseye bir şey yapmadık. Tufan amca sana bunları kim anlattı? Ya sen niye buraya şüpheli şüpheli geldin? Bu da haklı. Ne demek? Ne demek? Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Tamam. O zaman Fahri ile Hoşit yaptı. Onların dışında herkes operasyondaydı bugün. Gebersinler, gebersinler. Hepsi birden gebersin. Hayırdır İlyas? Yine kim geberiyor? Hak eden herkes abi.
Vallahi reis İlyas gebersin diye senin bu sağlık durumunu sorduğum Meftun'dan bahsediyorum. Ya arkadaş 10 dakikada biz ne konuşuyoruz? Adi bir vaka konuşuyoruz. Allah'tan Besat'la Haşmet konuyla muhatap olmadı. Ya muhteşem bir operasyon yapmışız. Örgütlerin 3 tane tedarikçisini gebertmişiz. Ya bizim ne işimiz var sokak kavgasında arkadaş? Lan Haşmet, sen bugün operasyonda yoktun. Gerçi Besat vardı. Eğer sizin icraatınız olsaydı, o zaman Behzat öteki operasyona gitmezdi. Vallahi ben bu Bülent Meftun denen lavuğun ölmemesine üzüldüm açıkçası. Ama Bora'nın da dediği gibi yani bizim konumuz değil. İsminin Bülent olduğunu kim söyledi Behzat? Biz sabahtan beri Feyyaz'ın oğlu diye konuşuyoruz ama. Ha yok yani ben onun ismini biliyorum diye öyle söyledim. O değil miymiş? Her neyse. Konumuza dönelim. Bu can denen adamın ölümüne. Bugün yapılan operasyona. Ünal Bey ne diyor hazır? Alparslan konuştu. Hemen dön dedi. Öyle mi Alparslan? Öyle. Tabii ilk önce hepimize sövüp saydıktan sonra... iyi yapmışsınız dedi. Ben de ona orası güvenli değil dedim. O da hadsiz. Hiç kimse hiçbir yerde güvenli değil dedi. Ve telefonu kapattı. Netice? Netice hala telefonu kapalı ama ben sordurdum. Uçağı Washington'dan kalkmış. İzini kaybettirmek için telefonunu kapattı tabii. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O buraya gelmeyecek. Başımıza gelen belanın büyüklüğünü anladı. Bize de izini kaybettirecek. Gelmesi lazım. Ona ihtiyacımız var. Birileri yıkacak, birileri yapacak da. Gitmem iyi oldu aslında. Ne zamandır Haşmet abimle baş başa vakit geçirmemiştik. Allah Allah. Behzat orada olacak, sen de Haşmet abinle baş başa vakit geçirebileceksin yani. Ya Behzat'ı bilmiyor musun? Oturup elmasını yer, ona buna sataşır. Sonra kalkıp gider yatar. Kime sataştı işte, onu soruyorum. Behzat bu. Sataşacak birini illa bulur. Kimi kimi? Kimi buldun? Onu soruyorum. Ne oldu? Neden soruyorsun? Ya şimdi bir sürü önemli işimiz var. Tamam mı? Beyefendiyi çağırıyorum. Teşrif etmedi. Teşrif etmediği gibi ne yaptı? Merak bile etmedi. Allah Allah. Normalde eder Behzat. Ömür. Hı. Sen benden bir şeyler sakladığında gözlerini kaçırıyorsun.
kaçırma. Her şeyi anlat kocana. Bileyim ki yarın öbür gün ulu orta herkese bir şeyler sorduğumda istemediğim şeylerle karşılaşmayayım. Sen hiçbir şey bilmiyor musun yani? Sen bir sor. Bakalım biliyor muyum, bilmiyor muyum? Ona göre evet ya da hayır diyeceğim sana. Meftunların oğlu Bülent meselesi. Ha işte o mesele ya. Besat mı kırmış kemiklerini? Sen şimdi bu hiçbir şey bilmediğin meseleyi bana başından sonuna kadar doğru dürüst bir şekilde anlat bakayım. Yok bir şey. Ben kahveleri koyuyorum. Bülent'ime kimlerin kıydığını öğrenebildin mi Feyyaz? Abla. Çocuklar kamera kayıtlarını falan da bakmışlar. Tanıdık, bildik tiplerden değiller. Senin şüphelendiğin gibi Hızır'ın ekibinden de değiller. Olsa olsa façalıların sokaklarda dolaşan itlerinden biridir diyor Ahmet. Yanlış diyor. Abla. Bak hastanede Sevda'nın yanında söylemek istemedim ama. Olay esnasında biz Hızır'ın ekibiyle birlikte iş içindeydik. Bir tek Hızır'la oğlu yanımızda değildi. Onlar da sizin yanınızdalarmış. Evdelermiş yani. Feyyaz, ben gözlerimle gördüm diyorum. Ne gördün abla? Hızır'ın gözünde gördüm. Ceyhun haberi verdiği zaman gözlerimin içine baktı. Ben yaptım diye. Bak abla. Ben de çok yakında onun gözünün içine bakıp ben yaptım diyeceğim. Çok daha büyük işler olacak. Hızır denen adam artık ortadan kalkacak. Sen yine karıştırdın. Ben senin işinle ilgilenmiyorum. Bu benim verdiğim bir işti. Bana verilen bir cevaptı. Sanki hastanede komada yatan oğlan benim oğlum değil. Neyse abla. Madem senin verdiğin bir işti. Madem sana verilen bir cevaptı. O zaman istediğini yap abla. Yapacağım Feyyaz. Merak etme, yapacağım. Benim gitmem lazım. Yiyecek bir şeyler var mı? Gittiğin yerde yersin. Thank you.
babacığım. Ciye'ye savaş açmışsın diye duydum. Hmm. Doğru duymuşsun. Ne o? Sen de altı patlarını aldın, Cenk'e katılmaya mı geldin? Gelirim tabii. Madem ki zalimli bir cengimiz var, safımız belli olsun. Hadi kalk git evine Şahin'e. Zaten ölmeye bahane arıyorsun. Ben bundan sonra hiçbir dostumun ölümünü kaldıramam. Dostlar ölse de yok olmaz Hızır'ım. Yok olanlar dost olmayanlardır. Ne dersin Şahin ağa? Bu savaşı kazanır mıyız? Zalimle savaşan kazanmış demektir. Sonucun bir önemi yok. Bu yarış değil, bu bir duruş. Şimdi ne diyorsun? Aynen devam mı diyorsun? Dik durun diyorum. Başınıza ne gelirse gelsin, tavrınız değişmesin diyorum. Biz askeriz Şahin ağa. Sen bunları bize değil, komutana anlat. Burada öl denir, burada ölürüz. Burada yaşa, burada yaşarız. Ona olan inancımızın sebebi her zaman dik duruşudur. O dik durdukça bizim için problem yok. Allah için düşmanıyla savaşırken Hızır'ım dik durur. Ama kendiyle savaşırken biraz yalpalar. Ne gibi yani Şahin ağa? Neyi kastediyorsun ben anlamadım. Ya yenge meselelerini söylüyor İlyas'ım. Yani bence dayı. İnsanım lan ben. İnsan insan. Hatalarım, zaaflarım, planlarım, hayallerim var lan benim de. Yalpalayabilirim tabii. Yok abi yanlış anladın. Tabii ki hepimiz insanız. Hatalar da bizim için. Ama şimdi bize düşen görev birbirimize destek olmak. Birbirimizin hatalarını örtmeye çalışmak. Hatalarını söylemek. Öyle değil mi? Alpaslan. Haddimiz el verdiğince tabii ki. Had önemli, önemli. Had demişken bu senin Ünal nerede? Senin bu savaşında o ne tarafta? Benim tarafımda. Hangi tarafta olacağım? Senin tarafında olan senin yanında olacak. Ne işi varmış onların yanında o zaman? Geliyormuş. Uçakta dedi Alparslan. Açıkçası bu can denilen adamın ölümünden sonra Ünal Bey bizle bağlantılarını koparır diye düşündüm. Ama beni bayağı şaşırttı doğrusu. Şaşırtır oğlum, şaşırtır. O şaşırtır, bu şaşırtmaz. İşte o yüzden geçinemezler zaten. Beni şaşırtamaz. O yüzden geçinemeyiz onunla. Vallahi Şahin abi ben sana şu kadarını söyleyeyim. Bak bu zamana kadar bunca insan tanıdık. İçlerinden en millisi o çıktı. Mesela bu Altan var ya Altan. Güya adam ülkeye hizmet edecek dedik. Ne oldu? CIA'nın emrinde uşak çıktı. İşte o yüzden diyorum ki neye göre Ünal kötü, neye göre Altan iyi?
Kıskanıyor, kıskanıyor. Bu beni kıskanıyor. Şimdi kendinden başka fikrine değer verdiğim tek insan Ünal ya. Bütün mesele o. Şimdi ben ölsem bunlar gül gibi geçinir giderler. Mossad'la da savaşır, CIA ile de savaşır, dünya ile de savaşırlar. Sen ölme de ben onunla geçinmesem de olur. Amca sen Altan Bey'i bekliyor muydun? Bekliyordum. Bekliyordum da bu kadar erken değil. Geç bile kaldı Uşak. Ha Uşak derken yanlış anlaşılmasın Rüşit. Bizim Uşakları kastetmiyorum ha. Anladık herhalde İlyas. Hayırdır Altan Bey? İçeride sana doğrultulmuş bir silah yok. Baskın mı yapıyorsun? Hı? Tedbir diyelim Hızır. Tedbirli olmamız gereken zamanlardan geçiyoruz. İyi biz sizi tutmayalım o zaman. Siz buyurun geçin. Bu zamanlardan siz geçemezsiniz İlyas. Demek için geldim. Bak düşmanız demeye geldiysen silah göstermene de laf söylemene de gerek yok. Adamlarını al çek git. Biz hainlerle dost olmayız. Ben seçim yapana da, seçimlerini yanlış yapanlara da saygı gösteririm. Sebep? Biz yanlış seçimlere saygı duyan insanlar değiliz. Benle anlaşma yaptıysan uyacaksınızdır. Bütün masan da uyacak. Uymadım, uymadım. Uyumam da. Sen vatanını, milletini sat dedin. Ben satmadım. Ne olacak yani şimdi? Ne yapacaksın? Öldürecek misin bizi? İyi, buyur öldür. Sizin en büyük sorununuz ne biliyor musunuz? Kendinizi en büyük sanıyorsunuz. Çok şükür. Burada kendini küçük gören kimse yok. Senden başka. Şimdi Altan Bey biz de size bir anlaşma sunmak istiyoruz. Görevinizi bırakın ve ülkeyi terk edin. Kendinize vatan diye bildiğiniz her neresi varsa oraya gidin. Biz de yaşamanıza izin verelim. Kimin hayatta kalacağını, kimin nerede yaşayacağını siz mi karar veriyorsunuz beyler? Kim karar veriyor peki? En güçlü olan İlyas. Tamam. Kim o zaman? Kim? En güçlü olan kim? Onu söyle ondan sonra buradan defol git. Sizden güçlü
Ünal Kaplan. İdi. Cenazesi kendi uçağıyla az önce İstanbul'a indi. Anlamadım. Ünal Kaplan öldü diyorum. Şimdi kim güçlü anladın mı İlyas? Herkes iyice anladı mı? Siz aklınızı başınıza toplayın diye cenazesi bizzat buraya gönderildi. Ben sizin yerinizde olsam Ünal'ı gömerken kendimi de o mezarlığa gömerim. Yoksa cesedinizi hiç kimse bulamayacak. Ulan senin de, uşaklık ettiklerinin de. Lan! Durun! Bekleyin! Önce aileni ezeceğim. Sonra seni parçalayacağım. Hoşt ulan. Hoşt köpek. Ünal Kaplan'ı öldürdüyseler, kazamız mübarek. Allah yardımcımız olsun. Gizem, sen onun neyin var? Bir şey yok anne. Abin nerede kaldın diye İlyas abim sana ters bir şey mi söyledi? Haklı. İzin almadan gittim. Sonradan haber verdim. Emrivaki gibi oldu. O ne demekmiş? Orası senin evin. Abin nerede? Bekar adamlar. Bu adamlara biri el atmazsa nasıl evlerini çekip çevirecekler? Önemli değil anne.
İlyas abi sırf bu konuda sitem etmek için mi fidanlıktaki herkesi bırakıp gelmiş? Merak etmiş. Bir sorun mu var, neden, niye kaldım diye. Başka bir şey yok. Hatice abla, ne oldu? Ünal Bey ölmüş. Ünal Bey'e ne olmuş? Vefat etmiş. Kocam söyledi. Hızırlar'da yoldaymış, geliyorlarmış. Bunlar liderlerini gömdükten sonra ne yapacaklarını konuşmak için bir yerde toplanacaklar. Siz mi halledersiniz? Ben başkalarına mı hallettireyim? Gerek yok Altan Bey. Zaten hali hazırda bunları öldürmek için işaret bekleyen bir sürü örgüt var. İntikamlarını memnuniyet alacaklardır. Altan Bey, biz Ünal Kaplan'ın cenazesine katılacağız. Orada çatışma falan çıkarsa ilk bunlar bize sıkarlar. Siz onlarla hareket ediyormuş gibi davranın. Ola ki onlardan biri ölmez, yaralı kalırsa sıkarsınız. Hepsi ölecek. Onlar ölünce silahlar ne olacak? İlk Alparslan'ı öldürdün. Onun arkasında kim varsa onlar illaki bu silahlarla ortaya çıkacak. Silahların bütün organizasyonu onun ekibinde. Altan Bey, onun ekibi derken? Siz dediğimi yapın Feyyaz. Gerisine boş ver. Hep bir fark koymak istemişimdir. İşte istediğim fark Altan Bey. Anne geldiler. Anne. Uşağım. Dezükleri doğru mi zor? Vefat etmiş mi onu abi? Başımız sağ olsun. Başımız mı kaldı ana? Başımız mı kaldı? Allah rahmet eylesin. Elbasını yapayım. Evimde misafir etmiş doğumlar. Eski doğum bizi rahmetti.
rahatsız diye geçen sene. O sebepten dolayı mı kaybettik? Onu o zaman hasta edenler bu sefer öldürmeyi başardılar. Ne diye gizem yapıyorsun oğlum kısa? Doğruyu söylesene. Öldürdüler. Bildiğin öldürdüler. Dağ gibi adamı sırf bizi bitirmek için öldürdüler. Yurt dışında değil miydi? Kim haber verdi? Katilleri kim olacak? Bir gün Ünal Kaplan ölecek ve sen ardından gözyaşı dökeceksin deseler asla inanmazdım. Zoruma giden sadece Ünal Kaplan'ın ölmesi değil. Alparslan. Bizi öldürdüler bizi. Nefes aldığımıza bakma. Ulan taka reisi. Dalga nedir bilmezsin. Fırtına nedir bilmezsin. Takanda ne taşırsın bilmezsin. Başına gelen her felaketi benden bilirsin. Merhaba Hızır. Merhaba Ünal Bey. Akşamki kurabiyelerden var mıdır? Hiçbir zaman bu kadar yakınımda olmadın Hızır. Senden hain çıkmaz. Gel sana bir sarılayım. Ne o sömürge valisi gibi adaya çökmüş oturuyorsun? Senin Amerikalılarla bozduğun dostluğumuzu düzeltmeye çalışıyoruz Hızır. Hani emekli olmak yoktu Ünal Bey? Lider sensin. Nasıl emrediyorsan o. Çocuklar kadar mutluyum Hızır. Hoş geldin İlyas'cığım. Ölmek nasıl bir şeymiş Ünal Bey? Senin gibi yaşamaktan daha iyi İlyas. Nasıl olmuşum? Sezar'ın hakkını Sezar'a ver. İsmini son zamanlarda çok duyuyorum Akif. Biz çocukluğumuzdan beri sizin adınızı duyuyoruz Ünal Bey. Annen der mi? Merhaba Ünal Bey. Bu tavsiyeleri genellikle kadınlara yaparım ama... korunmalısın Akif, korunmalısın. Anlamadım. Dikkat et diyorum. Deniz. Güneş. Özgürlük. Bahar olsun be Özer. Dönmeye niyetiniz yok mu efendim? Hazır olsaydı cenazesine gelirdim. Ama o gitmemiş. Ben niye geleyim?
Benim olmasını istediğim tek kadın... sizsiniz Ceylan Hanım. Ben ölümden hiçbir zaman korkmadım. Korkmam da. Ben de bir yol yürüdüm. Büyük bir mücadele verdim. İsterim ki mücadelenin sonu bu kadar çabaya değsin. Mesela hiç kimse benim kadar iyi yaşamamıştır. Ve tabii hiç kimse benim kadar iyi ölemez. Geldim yine, üryan giderim. Ölmeme gel de, armağanım mı var? Azrail gelmiş de, can talep eyler. Benim can vermeye, dermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler, benim can vermeye dermanım var. Thank you.
bu. Alparslan!